Ameliyatlardan sonra nelere dikkat edilmeli hocam? Ameliyatlardan sonra tabii bizim ameliyatlar biraz özellikle akciğerleri, böbreği çok etkiliyor. Kalbin kendisi de etkileniyor. Nörolojik olaylar da olabiliyor. Onlar da etkilenebiliyor. Beyin durumu da etkilenebiliyor. Özellikle işte biz akciğeri çok çalıştırıyoruz. Trifla dediğimiz bir alet veriyoruz. Akciğer egzersizleri çok bol bol yapıyoruz. Böbrekte hani sormuşta bol su içiriyoruz. Bol serum veriyoruz hastalara. Bol su içiriyoruz. Hastalar biraz kansız kalıyor ameliyattan sonra. Kansız kaldığı için biraz halsiz kalabiliyorlar, yürümekte zorlanabiliyorlar falan ama bunlar dediğim gibi bir, bir buçuk ay içerisinde hemen hemen normale geliyor. Geliyor. İşte hani göğüs açmış isek oranın işte oynamaması için işte biraz dikkat ediyoruz. Özellikle bir, bir buçuk ay süresinde işte çok ters hareket, ani hareket yapmamasını söylüyoruz. İşte, işte öksürürken dikkat etmesini, yavaş öksürmesini söylüyoruz. Ama genelde hani çok bir problem olmuyor. Yani bizim hani özellikle son yıllardaki teknolojik gelişmeler sayesinde bizim böyle göğüslük kemik oynamaları neredeyse sıfıra yaklaştı. Yani hemen hemen hiç olmuyor gibi. Yani böyle özellikle de enfeksiyon falan olmuyorsa ki yani ameliyat şartlarının iyi olduğu yerlerde bu enfeksiyon riskleri de son derece düşük. Kolay kolay bir problem olmuyor. Bir buçuk aydan sonra da hasta tamamen iyileşiyor ve bundan sonra bizim iş bitiyor mu? Bitmiyor tabii. Yani neden bitmiyor? Çünkü bu damar tıkanıklığı olayı, yani ateroskleroz dediğimiz bu damar sertliği olayı biten bir süreç değil. Yine devam ediyor. Özellikle risk faktörleri var ise, işte genetik risk faktörü var. Zaten o yine devam edecek zaten. Onu zaten engelleyemiyoruz. Ama işte hasta sigara içiyorsa sigarayı bırakıyor. İşte kilosu varsa kilosunu veriyor. Diyabeti varsa diyabetini kontrol altına alıyor. Diyabeti kontrol altına almanın tek yolu da kilodur. Önce hastaya şekerli şey çok iyi pişmemesini öneriyoruz. İşte hamur işlerinden, ekmekten mümkün olduğu kadar uzaklaşmasını öneriyoruz. Ve bol işte günlük en az bir saat böyle yürüyüş. Yani hiçbir şey yapamıyorsa, spor yapamıyorsa. Eğer spor yapabiliyorsa, daha önce yaptığı sporlar varsa işte tenisti, masa tenisiydi, yüzmeydi.